Herkesin kapanmış olan yurt dışı telefonu açıldı. Peki seninki neden açılmadı biliyor musun? Evet arkadaşlar yıl 2024 oldu. Herkese her cihaza 120 gün yeni kullanım süresi verildi. Ama seninki açılmadı. Açmak için ne yapmalıyız? Hadi gelin onu anlatalım. Öncelikle kısa bir özet geçelim. Biliyorsunuz yurt dışından getirmiş olduğunuz ve 120 gün her e imeysi için süre tanınmış telefonlarınız kullanım süresi dolduğu için 2023 yılı içinde kapandı. Kiminin 120, kiminin 2 ime ile 240 gün kullanıp kapanmış olan bu cihazların 2024 yılına girilmesi ile yeniden açılması bekleniyordu. Ve netekim birçok arkadaşın telefonu bugün itibariyle açıldı kullanıma başladı. Siz de kendi telefonunuzun açılmasını bekliyordunuz. Sim kartınızı taktınız. Bir baktınız şebeke yok. Sinyal barı yerinde servis yok yazıyor. Ne yapacaksınız? Çok basit. Yapılması gerekenleri sağlamak gerekirse ilk sırada telefonumuzu yeniden başlatmak gelecek. Birçok arkadaş WhatsApp vesaire halen kullanıyor olabilir. Telefonumuzu açıkken sim kartı takarak şebekenin gelmesini bekliyor. Bu şekilde cihazımız var olan eski dosyaları kullandığı için şebeke sinyali almayacaktır. Bunu aşmak için telefonumuzu tamamen kapatıp yeniden başlatmalıyız. Yani uçak moduna alıp çıkartmak değil ekranı kapatmak değil tamamen turn off yapıp yeniden başlatmamız gerekiyor. Bu şekilde yeniden başlarken sim kartımızı okuyacak ve baz istasyonuna yeni bir bağlantı yapmaya çalışacak. Bunu yaptığınızda eminim %90 cihazlar servis yoktan şebeke almaya başlayacak ve bugün itibariyle kullanmaya başlayacaklar. Hala telefonunuz servis yok diyorsa ikinci olarak yapmanız gereken şey şu. iPhone'lar için bahsediyorum. Telefonumuzun ayarlar kısmına giriyoruz. Genel kısmına giriyoruz. En altta iPhone aktar ve sıfırla. Bu menüye girip altında sıfırla seçeneğini tıklıyoruz. Açılan pencerede üstten ikinci olan A ayarlarını sıfırla dediğimizde kayıtlı olan Wi-Fi şifresi, baz istasyonu bilgisi gibi bütün bilgileri sıfırlayacaktır. Telefonumuz kapanıp açıldığında yeniden baz istasyonuna bağlanmayı denediği için bağlantınız yüksek olasılıkla sağlanacak ve şebeke almaya başlayacaksınız. Hala şebeke almıyorsanız üçüncü olarak kontrol etmeniz gereken şey telefonumuz ayarlar genel hakkında kısmına girdiğimizde fiziksel sim yazan yerin altında ikinci sırada operatör yazar. Orada operatör için gerekli olan yazılımın versiyonu yazacak. Sizin telefonunuz 4 aydır kapalı olduğu için burası güncel olmayabilir. Bu da sizin yeniden baz istasyonuna bağlanmanızı engelleyip sinyal almanızı engellemiş olabilir. Şu an benim telefonumda görülen Turkcell 57.0 olan yazılım yüklü yani telefonun Turkcell ile bağlantısını Ayarlayan yazılımın versiyonu 57. Eğer ki telefonumuzun yazılımı eski ise telefonumuzu güncellemek aynı şekilde servis almamızı sağlayacaktır. Bu üç işlemden sonra hala telefonunuzda servisi yoksa SIM kartınız operatörünüzde olan ayarlarınızın güncellenmesi için telefonunuza başka bir operatöre ait SIM kart takın. Yani Türkcell e kullanıyorsanız Vodafone, Türk Telekom veya tersini yapın. O operatörlerde servis geldikten sonra tekrar kendi SIM kartınızı takmayı deneyebilirsiniz. Beşinci olarak kullandığınız SIM kart fiziki SIM kart çok eski ise 5G destekli 4.5G destekli değilse sim kartınızı telefonunuz okumakta sıkıntı yaşıyor olabilir. Diğer hatlarda ve başka operatörlerde sinyal alıp da sizinkinde almıyorsa sim kartınızı yenilemeyi düşünebilirsiniz. Burada saydıklarımızın hepsini yaptınız, hala şebeke almıyor, servis yok diyorsa Biraz beklemeniz gerekiyor. Çok fazla endişeye gerek yok. Her gün sabahleyin kalktığınızda veya akşam günde bir iki kere telefonunuzu kapatıp yeniden başlatırsanız bu aramayı tekrarlarsınız. Çünkü sistemde yoğun bir trafik var. BTK'nın operatörlerle bu işlemleri yapması kimi zaman birkaç gün sürebiliyor. Geçen yılda buna benzer çok şey yaşandı. Kiminin cihazı ilk gün açılırken kimininki 5. 6. gün açıldı. Tabi bunda bu işlemleri yapmamış olması da etkili olabilir. Ama saydığım bu adımları tekrar ederseniz muhtemelen muhtemelen bugün %99 bütün telefonlar kullanımda olacaktır. Bu bilgileri faydalı buluyor. işinize yaradığını düşünüyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Yeni çok mutlu yıllar hepimizin olsun. Kendinize iyi bakın.